Dünya Sağlık Örgütü uzmanları koronavirüsün kaynağı ile ilgili incelemelerde bulunmak için 14 Ocak'ta Çin'e vardı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ülkede günlük vaka sayısının 5 ay sonra ilk kez yüzün üzerine çıktığı ifade edildi. Yurt içi kaynaklı vakaların 82'si Hıbey eyaletinde görülürken salgını önlemek üzere diğer eyaletlerden sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ejanius, Çin'in Hubei eyaletinde yeni koronavirüs salgınının kaynağı olarak Hristiyanların gösterildiğini bildirdi. Gönderide, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden birkaç rahibinde katıldığı dini faaliyetlerin olduğu, bundan dolayı da Hıbey'deki vakaların artışına Hristiyanların neden olduğu ima ediliyor ifadeleri yer aldı. Söylentilere rağmen suçlanan köylerde Hristiyanların bulunmadığını ve kilisenin dini faaliyetlerinin Noel arifesinden beri yasaklandığı söylendi. Bölge rahibi köylerin Katolik köyler olmadığını belirterek, Buralarda sadece birkaç Katolik sakin yaşıyor. Bu köylerde Katoliklere ait ibadet yeri yok. Dini toplantılar düzenlenmiyor. Her zamanki inanlılar dini faaliyetlere katılmak için yakın köylere gidiyor açıklamasında bulundu. Geçen hafta yetkililer 63 koronavirüs vakası bildirdikten sonra tüm sakinlerin şehri terk etmesi yasaklandı. Pazar günü ülkede 82'si Hıbey'de olmak üzere 103 yeni COVID-19 vakası bildirildi. Çin, koronavirüs salgınında şeffaf politika yürütmemesi ve aşırı sert önlemlerde bulunması nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildi. Ayrıca yetkililer, COVID-19'un kökenini örtbas etmeye çalışmak ve gerçeği söyleyenleri susturmaya çalışmakla suçlanıyor. Aralık ayında Çinli Hristiyan gazeteci Chan Zhen, koronavirüs salgını ile ilgili haber yaptığı için 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Çin Komünist Partisi, virüsün yurt dışından Çin'e getirildiği iddiasını sürdürüyor. Reuters, vakalardaki ani yükselişin ortasında Çinli yetkililerin Dünya Sağlık Örgütü bilim insanlarından oluşan bir uzman ekibin ülkeye gelip virüsün kökenini araştırmalarına izin verdiğini bildirdi. Çin Sağlık Otoritesi, uzman ekibin COVID-19'un kökenleri hakkında Çinli bilim insanlarıyla ortak bir araştırma yürüteceğini söyledi.